Türkiye risklerin katlandığı, belirsizliklerin koyulaştığı travmatik bir dönemden geçmektedir. Milli güvenliğimize yönelmiş tehditler iyice bilenmiş, iyice keskinleşmiştir. Ülkemiz kör bir terör çıkmasında kandan gözü görmeyen dar bir koridordadır. İktidarın gaflet ve yanlışlarıyla derlenen ve dirilen terör cinayetlerini artan oranda tırmandırmaktadır. Terör her yerdedir, şiddet her zemindedir. Türk milletinin aziz varlığı taarruz ve taciz altındadır. Sancılı gelişmeler milletimizi tedirgin ettiği kadar yormakta ve kaygılandırmaktadır. Her vicdan sahibi insanımızın Türkiye'nin nereye gittiğini haklı olarak sorgulamaktadır. Her duyarlı ve hassas vatan evladı içine düşülen kanlı döngünün ne zaman ve nasıl sonlanacağını isabetle sormaktadır. Hiç kuşku yok ki gidişat iyi değildir. Türk milleti ateşle imtihan edilmektedir. Küresel ve bölgesel ayak oyunları doğrudan doğruya vatanımızı ve mukaddesatımızı hedef almıştır. Hükümetin düne kadar terörizme tartışmalı bakışı, bölücülüğü tersinden okuması, pazarlık ve tavizlerle günü kurtarma çabası bugünkü hüsran tablosunu hazırlamıştır. Mücadele yerine müzakerenin tercihi, melun ve melanet emelleri canlandırmış, başımıza da bela etmiştir. Teröristler vatan topraklarına kademe kademe yerleşirken hükümet önemsememiş, oralı bile olmamıştır. Tonlarca bomba katiller tarafından göstere göstere taşınıp il ve ilçelerimize tuzaklanırken sorumluluk sahipleri uykuya dalmış, rehavete kapılmıştır. İhmaller serisi şehit ve saldırı haberleriyle alenileşmiştir. İradesizlik, ihanetin yol ve mıntıka temizliğini yapmıştır. İşbirlikçiliğinin yüz hatları Türkiye'nin dibine yuvarlandığı uçurumda somutlaşmıştır. Ülkemizde olaysız, kayıpsız ve acısız bir gün geçmiyorsa müsebbipleri ötelerde başka mecralarda aramaya gerek yoktur. Hükümetteki gevşeklik, kafa ve karar karışıklığı felaketleri kışkırtmış, korkunç boyutlara çıkarmıştır. Böylesi bir acıklı manzara karşısında ağlamadık anamız, ateş almadık ocağımız kalmamıştır. Ve kahramanlığın kitabını yazan evlatlarımıza vahşice, kahpece, kalleşçe kastedilmiştir. Dün Hakkari Şemdinli'de askeri üs bölgesine teröristler tarafından yapılan saldırıda iki kahraman Mehmet'imiz şehit düşmüştür. Mayıs ayının ilk günü biri Şırnak'ta, biri Diyarbakır'da, üçü Mardin Nusaybin'de olmak üzere beş evladımız şehit olmuş, 34'ü de yaralanmıştır. Yine 1 Mayıs günü caniler bu defa da Gaziantep'te meydana çıkmışlardır. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün önünde bir ton bomba patlatan şerefsizler iki polisimizin şehadetine 18'i polis olmak üzere 22 kardeşimizin yaralanmasına yol açmışlardır. 20 Ağustos 2012'den sonra Gazi Ümanlı şehrimiz ikinci kez vurulmuştur. Bu terör eylemlerini nefretle lanetliyorum. Hiçbir terörist saldırının amacına ulaşamayacağını, hiçbir Türkiye düşmanı emelin sonuç alamayacağını güçlü ve kararlı bir şekilde ifade ediyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar temenni ediyorum.